Bugün Kırım Tatarlarının öz vətənlərindən sürgün edilməsindən 77 il keçir. Düz 77 il öncə SSR Qaradəniz sahillərini türklərdən təmizləmək üçün Kırım Tatarlarını sürgünə məhkum etdi. Amma heç kim bilmirdi ki, bu onların ilk köçü olmayacaq. Çünki Kırımda qalanları daha çətin günlər gözləyirdi. Nasistlərlə əməkdaşlıqda ittiham edilən Tatar əhalisinin məcburi köçü dünya tarixindəki ən sürətli əməliyyatlardandır. Dövrün Sovet lideri Stalin 1944-cü il 18 may tarixində Kırım Tatarları ilə bağlı tarixi qərar aldı. Nəticədə bu xalq toplu halda vaqonlara mindirilərək Orta Asiyaya göndərildi. Bəs bu sürgün Kırım Tatarlarının həyat tərzini necə dəyişdi? Mövzu ilə bağlı Kırım Tatarı Ziyara Bekirova Mediatürk TV-yə fikirlərini bildirdi. 1944-cü il 18 mayıs günü Kırım Tatar xalqı bütünlüyü Kırımdan öz ana vatanından sürgün edildi. Daha müharibə keçdi və bütün atalar, babalar, ağalar hepsileri cenkdə idilər, evdə qalanlar tek qartlar, qadınlar və balalar idi. Bir koyunu bir yergə deyil, qorantalar parçalandı, kentlər parçalandı, köylər parçalandı. Bir qorantanın ailənin insanları, birisi Uralğa, birisi Özbekistanğa, birisi Qazaqstanğa düşkən soylar oldu və onlar yıllarla bir-birlərini tapalmayıb, öyle de ebediyen bir-birinden ayrıldılar. Sürgünlükün birinci bir buçuk yıl içinde, mesela 44. senesi Mayıs 18'den 46 senesinin yanvar 1'ine milletin yarısı açlıktan, hastalıktan, ağır şaraitlerden öldü. Bunu tabii ki soykırım demek mümkün. Çünkü milletin 46.2% elak oldu. Ve daha nice elak olmağanlar bu sayıga bile kirmediler. Milletin yarısı gayıp oldu. Ta 56. senesine kadar komendant rejimi altında hiçbir yerge çıkmak yasak, ne bilmem, çalışmak yasak, okumak yasak, yani istegen işinde çalışmak. Tek ağır işlerde, en ağır şaraitlerde böyle bulundular ve 56. senesi birinci ferman çıkan son biraz imşağan gibi oldu ve buna bu parçalangan korantalar bir-birinin kavuşup oldular. Kırım Tatar halkına bu pek büyük bir zarar getirildi. Çünkü tek halk değil, halkla beraber onun medeniyeti, onun tarihi yerinin yeksan etildi ve Kırım'daki bütün köyler, kasabalar adları değiştirildi ve bir günün içinde bütün Kırım'daki eski Türk adları, Kırım Tatar adları hepsileri yok edilip onların yerine akılga zarar bir Kastagrızovka, Lohovka, Ivanovka, Demidovka gibi adlar koyuldu. Ve bu sürgünlük hakkında elbette ki pek çok türküler, şarkılar yaratıldı. Ve şulardan birisini halk yerini 2016 senesi Eurovidenie'de bizim sevimli yercimiz Jamala, Susana Jamaladinova, onun tamırları Alushta rayonun Kuruzen köyünden ve o şarkını söyledi. Hem İngilizce hem Kırım Tatarca. Biz için, bizim bütün milletimiz için bu pek büyük bir galibe idi. Çünkü bizim ağrımızını, bizim acımızını tek bizim halkımız ya da yanımızdaki yaşayan halklar değil de belki o zaman ilk defa bütün Avrupa bildi ve anladı ve sezdi ağrılarımızı. Elbette ki biz şu 44 senesinden beri bugünge kadar Mayıs 18'ini hatırlaymız, unutturmaymız ve hatırlamağa bütün sonki şaatlarda yaşadıkça biz o hatırlamalarını yazıp almak, hatırlamak ve nesillerge bunu geçirmek borçlumuz.